Evet arkadaşlar, 35. bölümle tekrardan karşınızdayız. 2023 senesine ulaştık. Maalesef aralığın sonunda size söz verdiğimiz yayını gene çekemedik. Artık yani bunları zaten konuşmanın da bir manası yok sanırım. Bunu bizi böyle kabul ettiniz. Biz de kendi durumumuzu böyle kabul ettik. Neyse, 2023'ün ilk programı, gene Berk'le beraber yalnız olacağız bugün. Ve biraz bu 2023'te önümüzde neler gelecek, önümüzde neler çıkacak, bu seneyle ilgili biraz hani tahminlerimizi yapacağız. Falcı gibi değil ama hani önümüzde neler olacak, önümüzdeki 12-18 aylık dönemde bizce, bizim gözümüzden biraz onlardan bahsedeceğiz. Hadi fazla uzatmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcast'inin 35. yayınından herkese merhaba. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da sakallı abimiz Berk Ulsoy var. Bak merhaba abi. Merhaba Özgür. İyi akşamlar, iyi seneler. İyi akşamlar. Ha, iyi, ben de tam onu diyecektim. İyi bunu demedik. Geç kaldık. Biraz geç kaldık ama. İyi seneler hocam. İyi seneler abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın görüşmeyeli? Nasıl geldi 2023? 2023 hızlı geliyor ya. Yani tatil de hızlı geçti. Koşturmacayla şeyle 2023'te hızlı girdi. Görüyoruz. Vallahi doğru diyorsun. Bize de hızlı geldi. Yani şöyle hızlı gelmedi aslında. Yalan da söylemeyeceğim. Şimdi ilk iki haftası gene birçok insan izindeydi. Hani hep bahsediyoruz ya. Hı-hı. Aralığın 15'i ile ocağın 15'i arası genelde insanlar izin olur. Harbiden de öyleydi ama en azından şey oldu. Güzel bir fırsat oldu. Hani bir sürü geriden kalan iş oluyor ya. Hani zaman olmadığı için bitiremediğini, onları hallettik. Geçen hafta itibariyle tam gaz tekrardan başladık. İyiyim yani. Biraz işte bu aralar şeyim, nasıl söyleyeyim, daha böyle bir odak noktam değişti falan. Böyle şeylerle uğraşıyorum ama onun dışında 2023 bana da iyi geldi. Şimdi Berk'cığım çok fazla uzatmayalım. Bugün böyle hoş beş sohbeti hemen konumuza girelim. Çünkü konumuzun kendisi de bir sohbet havasında geçecek. Yani özel bir konu seçmedik. Ne seçtik, ne konuşacağız bugün? Ne olacak bu 2023'ün hali? Ne olacak bu 2023'ün hali? Evet arkadaşlar, bugün Berk'le beraber biraz atıp tutacağız. Yani fütürizm yapacağız hani. Ama çok kısa dönem fütürizm. Ona da fütürizm sayılır mı? Hani şimdi fütürizm deyince benim aklıma şey geliyor. Hani bir 30 sene sonrasını bilmek ama 3 ay sonra ne olacak? Mikrofütürizm. Mikrofütürizm belki, evet. Evet arkadaşlar, bugün mikrofütürizm yapacağız. Önümüzdeki işte 6 ay olur, bir sene olur. Yani 2023 belki biraz ötesi, biraz berisi. Sektörde neler oluyor, neler biz öngörüyoruz, neler karşımıza çıkacak veya nasıl bir süreçten geçiyoruz, hem de onu dokümante etme adına biraz konuşalım dedik. Şimdi belki hemen başlayalım o konuda. Neler görüyorsun? Ne var önümüzde? Veya ona başlamadan önce şeyi bir konuşalım mı? Şimdi bir sarsılmalar falan başladı. Belki duymayanlar varsa buradan hatırlatalım. Microsoft geçtiğimiz hafta, benim de çalışmış olduğum firma, 10.000 globalde 10.000 kişinin yani %5'e tekabül eden eleman sayısında eleman azaltacağını söyledi. Hemen ondan işte 3 gün sonra da, dün müydü ondan önceki gün ne? Google, daha doğrusu Google'ın parent firması Alphabet globalde %6 kesinti, iş gücünden %6 kesinti, yani 12.000 kişiyi işten çıkartacağını söyledi. Ki zaten artık Kasım'dan beri de sık sık şeyleri duyuyoruz zaten. Yani daha önce startuplarda başladı bu işten çıkarmalar, daha orta ölçekliler vesaire derken bir teknoloji sektöründe bir sarsılma gerçekleşiyor. Şimdi bütün söyleyeceklerimiz bu arada bizi bağlar, onu söyleyelim. İkimiz de birer firmada çalışıyoruz. Hani düşünmeyin ki burada söylediğimiz şeyler firmayla alakalı veya firmayla dan duyduğumuz veya firmayı temsil ediyoruz. Onu hemen belirtelim. Ve sözü Sakallı abiye atalım. Neler oluyor Sakallı abimiz? Sakalları arttıysan o kadar, bize de biraz açıklama yap. Vallahi hocam, evet, şimdi bu işten çıkarma haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Esasında bunlar önceden planlanan şeyler. Sadece hani piştikten sonra dumanı şeyi ancak su üstüne çıkıyor. Tabii canım, 3-4 aylık en az süreçten. Tabii canım. Çok uzun zamandır. Bir de ondan önce muhtemelen içeride konuşmaları olan şeyler oluyor bunlar. Hani yani bu çap firmalara baktığımız zaman hani bu tarz işten çıkarmalar, birisini yatakta kalkıp hadi arkadaşlar şöyle yapıyoruz şeklinde olacağı şeyler değil. Evet ya, zaten şimdi, hani şey var. Hani geçen seneden beri resesyon konuşmaya, özellikle işte bu şey savaşının başlamasından beri Yani Ukrayna Savaşı, hatta onun da öncesinde o tansiyonun yükseldiği dönemlerden bile artık hepimiz resesyon, yani bu pandemi bir şekilde bitecek ve bir resesyonla hayatımıza devam edeceğiz diye düşünüyoruz. O yüzden firmalar da yani bizim gördüğümüzü veya bizim duyduğumuzu onlar da duyuyor ve ona göre hazırlıklarına başlıyorlar. İşin enteresanı tabii şey olmuştu, hatırlarsın, 2022'nin ilk 6 ayı ile 2021'in son 6 ayı bir işe alma yarışıyla geçti şirketler arasından. Evet. İnanılmaz bir büyüme yaşandı. Herkes deli gibi eleman aldı. Şimdi de tam tersi bir... Hani e-commerce firması ortaya çıktı. Evet. Ama o zaman yatırım vardı. Şey görünüyordu. Burada tabii şu da var. Yazılım odaklı çalışan firmalar esasında hani biz işi bir zincir olarak düşündüğümüz zaman yazılım bu zincirin çoğunluk için esasında ortasındaki bir şey. En sonundaki bir şey değil esasında. Yani başta bir iş fikri var. Birileri çalışıyor. Ondan sonra iş fikrinin hani dünyada bir insana ulaşması için yazılım devreye giriyor. O bir şeyler yapıyor. En sonunda da bir insana bir şey ulaşıyor. Yani bu her zaman bir SaaS hizmeti değil, bir online yazılım değil. Bu bazen eve gelen patates oluyor. Bazen satın aldığımız uçak bileti oluyor. Herhangi bir şey olabiliyor. Yazılım bunun arasında duran bir şey. Ve bu sektörü elinde tutan, yönlendiren büyüklerin küçülmeye gitmesi esasında bir anlamda şu mesajı da verebiliyor. Biz işin belki de bu kadar büyüyeceğini düşünmüyoruz önümüzdeki yılda. Çünkü bu net şekilde onu söylüyorlar. Yani net bir şekilde bunun en net hali, yani bunu hadi çıkıp davul zurnayla açıklamaktansa işte 10 bin kişi işten çıkartıyor Microsoft. Bu ne demek? Önümüzdeki dönem biz bazı şeylerin şu andaki gibi gitmeyeceğini düşünüyoruz ve buna hazırlık yapıyoruz demek. Yani bundan daha açık şekilde söylenemez herhalde. Evet, çünkü sonuçta teknik ekip, yazılımcı ekibi değeri üreten ekip olduğu için eğer o üretilecek değere ihtiyaç olmayacağı öngörülüyorsa durum buna geliyor esasında. Yani özetle şöyle diyebilir miyiz aslında, bak lafını kestim ama hani zaten sektörde de çok söyleniyor, bu bize ait yeni bir fikir değil de. Şimdi pandemi döneminde birden çok büyüdüğümüz için şu anda onun biraz düzeltmesini yaşıyoruz. Çünkü düşün, birden... Mesela Microsoft'un, Google'ın, Apple'ın, bütün bu sektörde çalışan firmaların hani aklına gelebilecek bütün bu ekosistemin birden değeri arttı. Neden? Çünkü bir günde biz resmen bu 2020'nin 1 Mart ile 8 Mart arasında 1 Mart'ta evde çalışıyorduk. 8 Mart'ta artık 1 Mart'ta işte yerinden çalışıyorduk. 8 Mart'ta artık bütün dünya, daha doğrusu bütün işte böyle Avrupa, işte Amerika vesaire dendi ki gidin evinizden çalışın. Şimdi tamam, IT sektöründe buna hazır, zaten yıllardır kullanıyor da bankalar ne yapacaktı? Birden binlerce şey alındı. Bilgisayar alındı. Binlerce işte Teams hesabı, Zoom hesabı açıldı. Data center'larda binlerce sanal makineler açılmaya başladı. Binlerce yazılım ortaya çıkmaya başladı. Yalan mı işte bu? Hani herkes eve gitti, e-commerce patladı, herkes evden alışveriş yapmaya başladı vesaire filan derken Covid döneminde teknoloji bunu sağlayabilmek için bir büyüdü. Şimdi Covid geçti, artık back to the normal, tekrar normale dönmeye başladık yavaş yavaş. Yani tam eskisi gibi olmasa bile yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Ne olacak? Bu ekstra talep ortadan kalkınca ekstra arz da ortadan mecburen kalkmak zorunda. O yüzden de firmalar yavaş yavaş bu ekstra arzı, talebi dengelemeye çalışıyorlar. Olan bu yani şu anda. Şu anda ses gelmiyor. Müttasın galiba. Evet, doğru ya, mute almışım. Şeyin de etkisi var tabii. Karşılıksız olarak piyasaya giren ve yatırıma giden paranın geri toplanmaya başlaması da etkisi çok büyük. Yani bu bir cycle gibi esasında. Yani para giriyor. Bu geçmiş zamanlarda da defalarca olmuş bir şey. Bu büyüme cycle'ı. Bir süre paranın girişi artıyor, yatırımlar artıyor. Ondan sonra tekrardan bir krizle bir düzeltme, sonra tekrar bu sefer bir önceki seviyenin daha üstüne çıkılıyor. Uzun vadeli rakamlara, grafiklere baktığımız zaman uzun vadede bakınca hep büyümenin olduğunu ama bu büyümenin içerisinde zaman zaman düşüşler olduğunu spiral gibi gidiyor ama sürekli yukarı gidiyor. Yani düşüyor, geliyor, düşüyor. Şu Ray Dalio'nun kitabında güzel anlatıyordu onu, o cycle mevzusunu, belki okuduysan bilirsin. Hani öyle spiral spiral hani hep gidiyor aşağıya, yukarı çıkıyor, gidiyor ama sürekli bir yukarı doğru da bir ivme var. Hani sürekli GDP'miz işte dünyadaki üretimde sürekli artıyor. Evet, biz de şimdi o down cycle'a mı geçtik, onu mu diyorsun yani? Yani bir öncesi işte 2008-2009 zamanıydı. Ondan öncesi 2000 zamanıydı. Bu cycle'ların olduğu dönemler. Esasında yani bu ne ilk ne de son olacak bir şey esasında. Ya ama şöyle de bir şey var şimdi, o hani cycle'ın ucunda olmak. Şimdi o sadece şeyle değil, 2008-2009 ondan hep 2008 işte onun kırılma noktası, 2002 onun kırılma noktası da şu anda yaşadığımızda acaba o kırılma noktası mı yoksa sadece bu pandemiye özel bir düzeltme mi? Onu da çok bir ayırt edebilmek lazım ama zor olur. Hani biz ne ekonomistiz ne bu işlerden anlarız. Yani şunu demek istiyorum ben. Biz gerçekten şu anda pandeminin düzeltmesini yaşayıp 2000 seviyesine mi dönüyoruz yoksa o büyük cycle'ın artık vurduğu bütün sektörün çökmek, yani bütün sadece IT değil de hani bütün ekonominin belirli bir resesyona girip bayağı bir çalkalanacağı döneme mi giriyoruz? Bunu biz cevap veremeyiz. Büyük sen de bakıyorsun bana ama. Hocam şimdi hani şey diyemeyiz, biz ekonomist değiliz. Bu konularda yetkinliği bilgisi olan insanlar değiliz. Biz de okuyup anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Bir gördüğümüz şeylerden birisi tabii olmuş şeylerin arkasından açıklamasını yapmak nispeten kolay. Bu da psikolojik bir şey esasında. Bunun açıklandığı kitaplar da var. Şöyle bir şeyden bahsediliyor örneğin. Piyasadaki şirketlerin değerlerinin toplamının GDP'ye oranı %100'ü geçmeye başlayıp ilerledikten sonra bir kriz riskinin arttığı bir döneme girmiş oluyoruz deniyor. Geçmişte baktığımız mesela şu anda %15, %18'lerden dönüyoruz sanıyorum. Yani piyasadaki bütün şirketlerin değerinin toplamı esasında ülkelerin ürettiği gerçek değerden, elle tutulur gerçekten değerden çok daha yüksek. Ve bu yani ne zaman o yüksekliğe çıksa... Ne söz konusu? Evet. Yani karşılığı olmayan bir şey. Esasında GDP bizim esasında ürettiğimiz değerlerin toplamını verirken market value beklediğimiz değeri gösteriyor. Bu ikisi arasındaki makas açıldıkça kriz riskinin arttığı söyleniyor. Ve bu tepe noktalarından dönülmüş daha önce de. Tabii şüphesiz hani şey diyemeyiz, ekonomist arkadaşlar bizden çok daha iyi analizlerini, şeylerini yapacaklardır. Fakat hani geçmişte de olmuş hareketler bunlar. Tabii bunlar da bizim elimizde yapabileceğimiz bir şey yok. Hani bizim elimizde bir el freni yok. Bizim bir müdahale gücümüz, hiçbir şeyimiz yok. Biz burada gayet pasif elemanlarız. Hani maaşlı çalışanlar olarak her yerde pasif elemanlarız burada. Bizim elimizden gelebilecek şey sakin kalmaya çalışmak, survive etmeye çalışmak, tutunmaya çalışmak şu durumda esasında. Yani o kısma geçeriz ya, biz ne yapabiliriz, buna nasıl tepki verebiliriz kısmına geçebiliriz ama ona devam etmeden önce biraz daha şu konuyu açmak istiyorum. Şimdi biz işin ekonomik tarafından biraz baktık ki haklıyız, şu anda olanlar ekonomik, zaten bundan bahsediyoruz. Hani bir genel bir işte herkesin bildiği şeyler, Rusya-Ukrayna savaşının çıkardığı enerji krizinin artı Covid dönemindeki bu supply chain'in bozulmasının sonucu ortaya çıkan şeyler dünyayı bir genel olarak bir resesyona doğru sürüklüyor. Bunun etkilerini de her yerde görüyoruz. IT sektörde bunun üstüne bir de pandemi dönemindeki o büyümesini düzeltmeye çalışıyor. Çünkü artık o pandemi dönemi şartları ortadan kalktı. Bu ikisi de işte bu işten çıkartmaları, artık birçok firmanın şu ana kadar startuplarda başlayıp büyük firmalarda sıçradığı tek alanındaki işten çıkarmaların sonucu oluyor. Fakat şimdi önümüzdeki bir dönem daha bu devam edecek değil mi? Yani bizim hepimizin öngörüsü bu zaten, hani bu işten çıkarmalarda az önce söylediğimiz gibi bunun ilanı oldu. Fakat şöyle de bir şey var, bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Tamam, şimdi tek sektör, yani IT sektörünün o direkt teknoloji firmalarında belirli bir oranda %5'ler, %6'lar belki daha büyük, hani genele vurduğunuzda bir küçülme olsa da IT olarak bir küçülme söz konusu değil. O büyüme trendi devam ediyor. Yani belki işte büyük firmalarda şu anda o elemanlara ihtiyaç yok ama diğer birçok hani IT sektöründe olmayan firmaların hala bu elemanlara, hala teknik elemanlara, hala IT elemanlarına fazlasıyla ihtiyaç var. Yani sektörde hala eleman açığı mevcut, sektörde hala birçok firma eleman arıyor. Hani komple bir şey söz konusu değil. Tabii işe alımlar durmuş değil. İşe alımlar yani, durmuş. Yani şöyle durmuş değil. Microsoft'ta işe alım durmuş oluyor, Google'da işe alım durmuş oluyor ama diğer birçok firmada hala yoğun şekilde işe alımlar devam ediyor. Çünkü orada da o işe alımların... sektörü hala eleman ihtiyacı var. Tabii ki var. Yani LinkedIn'e baktığımız zaman her gün çatır çatır ilan giriliyor. Orada görüyoruz bunları. İşe alımların durmuş olmasının oradaki sebebi de esasında kanuni sebeplere dayanıyor. Sonuçta pek çok ülkede şöyle bir durum var. Sen toplu işlem çıkarım yapıyorsan bir yandan da elinde eleman açığı varsa devlet diyor ki sen bu insanları işten çıkaracağına önce şu elindeki açıkları bu insanlarla doldur. Yani mümkün değil mi? Bir eğitim vererek o pozisyona kaydıramaz mısın? Niye bunları atıyorsun diyorlar. Haklı olarak. Dolayısıyla işten çıkarmalar bu şekilde hani dondurulmuş oluyor. Hatta bazı ülkelerde şöyle şeyler de var. İşten elemanı çıkarttıktan sonra çat diye pozisyon açıyorsun. Devlet diyor ki sen önce işten çıkarttıklarını bir geri çağır oraya. Yani. Evet. Böyle şeyler de var. Yerine eleman alamıyorsun aynı pozisyonu mesela. Tabii. Almanya'daki kurallardan bir tanesi. Diyelim ki X bir pozisyonu eliminate ettin ama şey olarak o pozisyonu kapattığın için elemanı işten çıkardıysan hani başka şeyler de olabiliyor ya yok elemanı işte performanstan dolayı çıkardıysan ayrı bir konu da şeye göre işten çıkardıysan o pozisyonu eliminate ettiysen önümüzdeki bilmem 2 senemine bir daha o pozisyona eleman alamıyorsun. Evet. Çünkü evet, sen bunu eliminate etmiştin bu adamı böyle çıkartmıştın gibi hani Avrupa'da en azından böyle şeylerde söz konusu oluyor. O yüzden mesela hatta var şimdi Microsoft mesela duyurdu globalde Amerika'da başladı işten çıkarmalar ama bunun globale yayılması hala devam ediyor çünkü mesela her ülkenin kendine özel kanunları var ya o kanunlara göre işte süreçler ayrı işliyor. Mesela Almanya'da firmalarda Work Council diye sendika benzeri bir yapılanma vardır mesela onun onayından geçmesi gerekiyor gibi uzayabiliyor buralarda süreçler daha değişik olabiliyor. Burada da öyle durumlar var. Bugün Twitter'da o konuda yazmıştım ben de Belçika'da da şirketin son 6 ay içerisinde mi son 1 yıl içerisindeki mevcut insan sayısı, eleman sayısının ortalaması 20 ile 99 arasındaysa ve sen önümüzdeki 6 ay içerisinde 10 kişi çıkartmayı planlamışsan bu toplu işten çıkarmaya girer diyor. Eğer son 6 ay önceki ortalama eleman sayın 300 ve üstüyse ve sen 30 kişi işten çıkartmayı planlıyorsa önümüzdeki 60 günde bu toplu işten çıkarmaya girer diyor. Yapacaksın diyor. Work Council'le oturup bunun açıklamasını yapman, gerekiyor. Anlaşman gerekiyor. Anlaşılıyor tabii ki ama bu zamana yayılan bir süreç haline geliyor esasında. Amerika'daki gibi hemen mesela pazartesi karar alıp sarı uygulayamıyorsun öyle diyelim. Yok veya olmuyor. Mail geldi işte VPN'ine girebildin mi bir ona bak falan böyle şeyler olamıyor. Hoş. Twitter yapmaya çalıştı o da geri tepti ya Elon Musk atanın haberleri vardı. Ben Twitter'a girdiğim dönemlerde okuyordum. Artık girmiyorum biliyorsun. O yüzden seni bu attığı tweet'i de fark ettim. Evet. Vallahi. Maalesef artık. Neyse. Peki biz buna nasıl cevap verebiliriz? Veya biz buna nasıl cevap verebiliriz demeyeyim de. Biz çalışanları neler bekliyor? Bu ortam bize nasıl etkiler? Hani işten diyelim hani şükür kovulmadık, olmadı, işimize devam ediyoruz. Bir hani cloudcuyuz solution architect'iz vesaire bu bir şeyler oluyor ama etrafta. Bu bize nasıl etkiler? Sen ne diyorsun? Önümüzdeki dönemde işimiz nasıl olacak? Şimdi mesela ben bir tane örnek vereyim sen düşünürken şöyle söyleyeyim. Şimdi birçok önünüze cost cutting projesi düşmeye başlayacak. Şimdi mevcut işinizin üzerine birçok alanda eğer yöneten ekipteyseniz cost cutting, satan ekipteyseniz de daha fazla nerelere satabiliriz, ne yapabiliriz? Çünkü herkes artık survive moduna geçiyor. Hani şeyleri nasıl düzeltebiliriz, düşürebiliriz? Hani cost'ları nasıl düşürebiliriz ve nasıl daha fazla satabiliriz? Yani birden önünüzde çok değişik öncelikler görmeye başlayabiliriz. Yani mevcut yoğunlaştığımız yerine böyle cost cutting projeleri gelecek, sales'e daha destek verme projeleri gelecek filan böyle şeylerle uğraşacağız. Başka ne geliyor aklına? Evet, can damarı para olduğu için ya parayı arttıran ya gelen parayı arttıran ya giden parayı azaltan şeylerin daha dikkat öne gelmesi muhtemel. Burada operational cost'ların düşürülmesi ilk etapta muhtemelen herkesin saldıracağı şeyler. Gereksiz çok ciddi artısı olmayan servislerden çıkmak, hizmetlerden çıkmak, daha akıllıca bazı şeyleri yapmak. Bu şöyle olabilir. Zamanında otomasyona vermesi gereken emeği ve önemi vermeyenler şu anda ciddi şekilde ona saldırmak zorunda kalabilirler. Yani Aynen öyle. Salla. 23'ün konusu bu. Yani bas büyük instance'ı bırak, işte development için olan instance hafta sonunda açık kalsın, bayramlarda da çalışsın, salla gitsin. Yani bunlar artık göze batacak şeyler haline gelmeye başlayabilir. Zaten daha akıllıca, zaten göze batıyordu ama hani şöyle bir şey var. Göze batarken hani şey olabilir. Bir taraftan da genel başka öncelikler çok fazlaysa ona... hani ya boş ver ya o şey gibi görünebilir. Hani şimdi bununla uğraşmasak da olur. Nasıl iş yürüyor? Aynen. Ama şu anda öyle hani bir noktadayız ki growth'taydık, hani büyümedeydik. Feature önemliydi. Feature bastık. Bir sürü technical debt yaptık. Hani şeyi otomatize etmedik vesaire. Ama şimdi 2023'te artık ana temamız şey olacak. Daha az kişiyle daha çok iş yapmamız gerekecek. Bu da ne demek? Otomasyon. Tundra, yazılım süreçlerinin tüm aşamalarında bulutta ya da lokaldeki uygulamalarınızın test edilmesi ve canlı ortamlarda izlenmesine yardımcı olan yazılımcı ürünleri geliştirmektedir. Mikroservis mimarileri için izlenebilirlik sunan Tundra ürünleri aynı zamanda DevOps ve CI/CD süreçlerinizi kolaylaştırıyor. Daha fazla bilgi almak için tundra.io adresini ziyaret edebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde en fazla göreceğimiz şey bu olacak. Otomasyon projeleri. Nasıl bunları kesebiliriz? Nasıl bu işi daha az kişiyle daha verimli hali, yani verimliliğe doğru oynamaya başlayacak. Operasyonel masrafın düşürülmesi esasında. Aynen. Evet. Direktörleri önümüzdeki dönemde bayağı bir Excel üzerinde, bizim Power Platform üzerinde, Excel üzerinde raporlarla uğraşıyorken göreceğiz. Nereden ne çıkartabiliriz? Neyin suyunu sıkabiliriz? Bir yerden çıkması gerekiyor. Bizim bireysel olarak ya bir de oraya değinelim değil mi? Bireysel olarak en kötü şey panik yapmaktır böyle şeylerde esasında. Çünkü bu bizim gerçekten kontrolümüz olan bir şey değil. Şimdi bu işten çıkarmalara da baktığımız zaman şey algısı olmaması lazım. İnsanlar işlerinde başarısız olduğu için işten çıkarılmıyor. Kişisel bir şey değil esasında bunlar. Yani bu çıkarılanların içerisinde harika mühendisler var, harika yöneticiler var, mükemmel arkitekler var. Bunlar çok tepeden verilen kararlar, insanların psikolojisini etkileyen kararlar ve insanların büyük bir çoğunun esasında hiçbir kontrolü olmadan alınmış kararlar. Dolayısıyla... Abi mesela... Pardon, lafını bitirdi. Çok affedersin, lafını kestim. Şey diyecektim, Docker'da benim başıma birebir gelen bu işte, en son Microsoft'a geçmeden önce ya şeydik hani böyle halay çekip parti yapıyorduk hani büyü. 6 ay içinde işler değişti. 6 ayın sonunda komple firmayı sattılar. Biz de aslında işten çıkartılmış sayıldık. Hani başka bir firmaya satıldı. Orada bir geleceğimiz olmadığı belliydi. Resmi olarak söylenmedi ama bildiğin bizi böyle alıp komple sattılar. Ondan önce de başıma geldi. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bak bu şu anda özel bir durum yaşıyoruz ama özellikle genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bilişim sektöründe çalışıyorsanız her 3 senede bir çalıştığınız firmada mutlaka bir şey olur. Ya bir reorganizasyon olur, ya bir işte toplama olur, bir işten çıkarmalar olur, yeni projeler yapılır vesaire. Bu zaten bu cycle'ın içinde var. Hani tabii ki herkes istiyor ki bir firmada çalışalım, bir firmaya girelim, 20 sene çalışalım vesaire olabiliyor ama o öyle bir durumda olsanız bile firmanın içinde 8-10 tane şey değiştiriyorsunuz ya. Hani çok dinamik bir sektör olduğu için, haksız mıyım Berk? Çok fazla yani öyle. Bizim sektörde biraz iş değiştirme de fazla olur, şey de fazla olur. Bu dinamizm nedeniyle. Çünkü 3 senede bir yaptığımız iş de değişiyor arkadaşlar. Farklı işler yapıyor, sektör değişiyor. Yani şey, tanıdıklar da var. İlk işiyle emekli olduğu iş aynı olan, aynı yazılım şirketinde, teknoloji şirketinde çalışmış insanlar da var. Burada şans da rol oynuyor esasında. Yani her şey bizim kontrolümüzde değil. Olamaz. Hiçbir şey aslında bakarsan neredeyse hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Ama tek kontrol edebileceğimiz şey de buna tepkimiz belki yani. Nasıl tepki verebiliriz? Ne yapabiliriz başımıza gelenlere? Orada da şeyi de bilmek gerekiyor. Tepki verirken içinde bulunduğumuz ülkenin kanunlarını, hakları, neyi nasıl işliyor, hangi durumda nereye başvurmak gerekir? Bu tarz şeyleri takip ediyor, biliyor olmak gerekiyor. Değil mi? Şu anda ilk artık hepimizin yapması gereken ilk şeylerden bir tanesi bu. Bir çalışan olarak haklarımızın ne olduğunu bilmek. Yani çalıştığımız ülkede, çalıştığımız sözleşmemizde ne var, bize ne yapabilir? Ona göre, çünkü böyle bir şey olursa önümüzde bize sunulacakların dışında bir kendimiz bir plan çizmemiz gerekiyor. O yüzden çok iyi dedin. Hani önce legalle başlamamız gerekiyor. Legal olarak ne hakkımız var, ne yapabiliriz, nasıl tepki verebiliriz, seçeneklerimiz neler böyle bir şey başımıza gelirse. İkincisi de Şimdi şey dedik, hani job market o kadar down durumda değil ama şimdi birçok firma aynı anda eleman işten çıkardığı için şey de olacak. Onu da söyleyelim, hani bir anda piyasada bayağı bir eleman fazlası oluşacak. Tabii ki firmalar alınacak, işte yeni işlere başlanacak ama market bir süre böyle kaynıyor durumda olacak. Evet. Çok fazla insan markete düşmüş olacak. O da şeyleri zorlaştırıyor işte. Yeni iş bulurken hani sıyrılmayı zorlaştırıyor. İkinci olarak da bu nedenle ben de senin dediğin üzerine bir tavsiye olarak, ikinci bir yapılacak şey olarak da şunu söyleyeyim. Kendimizi güncellemek. Hani özellikle uzun zamandır bu sektörde belirli alanda belirli şeylere takılıp kalıp yaptıysak, belki güncelden uzak kaldıysak bazen böyle durumlar olabiliyor. Bu aralar bunu güncellemek çok akıllıca olacaktır. Yani bilgilerinizi tazeleyin, sektör ne istiyor, ona göre biraz kendinizi güncellemeye çalışın. Zor biliyorum çünkü zaten hani şu anda çalışıyorsanız ekstra bir yükünüz olacak. Ben de mesela öyle, ben de hani bu genel resesyonla alakalı değil ama saçma başka bir durumdan dolayı benim nefes alacak vaktim yok bu aralar bak mesela. Hani bu durumda bir de ekstra kendimi geliştirmem lazım, şey yapmam lazım herkes gibi. Hazırlıklı olabilmek için bazı şeylere. Bunu söyleyelim yani biraz artık o baltayı bileme dönemini yapmamız gerekiyor. Bilgilerimizi, yeteneklerimizi biraz güncellememiz gerekiyor. Evet, bu zaten sektörün bir parçasıyken şu anda bir miktar daha önemli hale geliyor. Evet, yani zaten. Şunu gene şey yapmak lazım. Bu geçici bir dönem. Hani evet. Başımıza göktaşı yemeyeceksek bu geçici bir dönem. Bu dönemde... Onu da yeriz ya. Sıkıntı yok, onu da yeriz yani. Geçen şey testi yapılmıştı değil mi? Göktaşının yörüngesini değiştirme testi yapılmıştı değil mi? Öyle bir şey onu vardı. Kanıtladılar galiba, yapılabileceğini kanıtladılar pardon. Yani öyle bir şey oldu değil mi? Öyle bir şey vardı. Sondayı. Yani geçici bir dönem. Amerikan Red'deki gibi paralarımızı nereye harcıyorlar? Uzaya harcıyorlar. Abi niye? Belki simülasyon Azure'da yapmışlardır. Olabilir abi. Yığınla model çalışıyordur onun arkasında. Tabii canım. Hesaplaması için. Çalışıyor. Neyse, hazır bak o muhabbete girmişken şimdi 2023 prediction'lara geçelim mi? Neler var kafanda? Neler şey olacak bunların dışında? Hani böyle işin resesyon kısmından, abi, işten atılma kısmından bahsettik de cost saving'den de bahsettik. Onun dışında neler olacak sence? Vallahi yani AI büyük bir topik olacak değil mi? Yani onu artık ben şeyi bekliyorum. Masa üstüne Linux'un gelmesi. Ya git abi. Geldi oğlum işte BCL'le. Artık o tartışma kaldı mı? Grafik şeyler de çalışıyor. Linux uygulamaları da çalışıyor. Bitti artık yani. Masa üstüne Linux getirilecekse biz getiririz diyorsun. Ya getirdik zaten, getiririz demiyorum biz onu çoktan yok ya, yani bu muhabbeti yapmazsam olmazdı zaten yani kaç 10 senedir klasiğimizdir. Ya çok yerde dayak yemiş olabiliriz de yani masa üstünde de dövemez bizi ya. Tamam, hani alın serverlar sizin olsun, hani her şeyde tamam, dayağımızı yedik ama masa üstünde de kusura bakmayın da bu işte bizim işimiz ya. Neyse, onu da getirdik yani. Başka. Ben şeyi merak ediyorum. Bu Microsoft'un yaptığı yatırım, en son yatırım. Belki o konu hakkında biraz şey yapalım. Çok enteresan bir yatırım çünkü. Enteresan değil aslında. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim zaten CEO eskiden bu AI kısmının da başındaydı biliyorsun. Hani çok teknik bir CEO'muz var. Onu biliyorsun zaten. Hani bir şeyden geliyor. Teknik kısımdan gelen bir CEO. Şey değil yani, pazarlamadan vesaireden gelmiyor. Gayet işin olduğunu. O yüzden AI'ya da hem kendi yönettiği division olduğu için, önceden onu Bing'in içinde hani biz kullanıyorduk ya. Hı-hı. Onun da başıydı. Oradan da biliyor. O nedenle bu yabancı olduğu bir alan değil ve biz yaklaşık bir 3-4 senedir mi, 2-3 senedir mi bu OpenAI ile zaten çalışıyoruz. Hani onların ilk founderlarından, ilk şey yapanlardan bir tanesi Microsoft biliyorsun. İlk yatırım yapanlardan bir tanesi Microsoft. Yatırım da şöyle yatırım. Bak şimdi onu da hemen söyleyelim. Hani bunu haberlerden bulabilirler. Pardon, senin elim bir şey oldu, senin stream'den attım. Şöyle yatırım. Şimdi AI, bu ChatGPT çıkardığı, bu OpenAI, bu DALL-E'yi çıkardı biliyorsun. Bunlar hepsi birer tane model. Bu modeli senin eğitmen gerekiyor ki böyle şeyli olsun, işte yetenekli olsun. ChatGPT'yi görüyoruz, herkesin ağzı açık. Ona bakıyor, onunla iş yapıyor. iş yapıyor şu anda. Bunu nasıl şey yapacaksın, böyle eğiteceksin abi? Çok büyük bir data setin olmalı, çok fazla data okumalı, çok fazla da bilgisayar gücün olmalı. Değil mi? Yani bunu şey yapabilecek bir hani süper computer'ın olmalı veya işte eğitecek bir infrastructure'ın olmalı. İşte biz hani yatırım dediğimiz o. Microsoft OpenAI'ya Azure'ın altyapısını kullandırıyor bu şey modelleri eğitmek için. Öyle bir anlaşma var. İşte ona devam ediyorlar vesaire. Bu da detayları şeyden okuyabilirler, hani haberlerden okuyabilirler ne olacak bir dahaki roundda falan, ama şöyle de bir şey var. Biz bu Microsoft bunu yapıyor. Böyle hani anlaşma yapıyor ama sonunda onların çıkardığı ürünü de kullanmaya başlıyoruz şimdi. Şimdi ne olacak abim? Şöyle söyleyeyim. Bizim zaten Microsoft'un Azure'ın kendi bir ML altyapısı var. AI ve ML altyapısı. Hani biz Azure'ın üzerinde hem data scientist'lere, data engineer'lere, hatta hatırlarsan şeyi buraya, Saray'ı buraya çağırmıştık. Onunla konuşmuştuk. O evet. Data alanında, AI alanında Cloud Solution Architecture Sanem'i buraya çağırmıştık. Onunla konuşmuştuk. Ya bizim zaten belirli bir AI altyapımız var Azure'ın üzerinde. İşte cognitive servisler diyoruz, hani form recognition servisimiz var, ne bileyim text to speech'imiz var, speech recognition servisimiz var. Hepsi birer API. Search indexing servisimiz var. Gene AI ile enrich edebiliyoruz. Mesela işte formu okutuyorsun, el yazısı bir form. Bir AI modeli şey yapıp oradaki bilgileri aldırabiliyorsun falan. Zaten bunları Microsoft sunuyor. Aynı zamanda ML servisleri var. Bu ML servislerinin üzerinde işte kendi modelini eğitebiliyorsun. Ne bileyim işte bu tarz şeyler yapabiliyorsun. Hani o altyapıyı kurabiliyorsun. Hani dedim ya, OpenAI'ye kocaman bir altyapı verdik. Onun küçük bir şeyini kendin kurabiliyorsun vesaire. Bunları zaten yıllardır yapıyoruz. Bizim de kendi şeylerimiz var. Modellerimiz var, ıvırlarımız, zıvırlarımız var. Bu alanda çalışan bayağı bir insan var. Şimdi yapılan şey abi, bu ChatGPT'nin de bir Azure üzerinden bir servis olarak sunulabilmesi. Yani onu hani Enterprise'a, bizim müşterilerimize Azure'dan bir servis olarak kullandırabilmeye başlıyoruz o modeli. O şeyi DALL-E ile başka şey olacak. Onun dışında da Microsoft işte bu anlaşmanın meyvelerini toplamak istiyor. Hani yıllardır yatırım yapıyor, yakın şekilde çalışıyorlar. Abi birçok Microsoft ürünün içine bu ChatGPT gibi modeller entegre edilecek. İşte ofise. Zaten başladık ya, hani hatırlarsın Keynote'a 6 ay önce vardı mı? Hani şey design çıktı Microsoft. Yani söylüyorsun şöyle bir şey istiyorum, o design yapıyor. Neyi kullanıyor abi? DALL-E'yi kullanıyor aslında arka planda. Veya işte birçok alanda kullanıyoruz biz zaten bu modelleri. İşte Azure'ın içinde ne bileyim datanın dağıtılmasında kullanıyoruz, network'i izlemekte kullanıyoruz, threat protection'da kullanıyoruz gibi. OpenAI'ın da modelini şimdi ofiste kullanmaya başlayacaklar. Ne bileyim Bing'in içinde kullanmaya başlayacaklar. Bu çok önemli. Mesela Bing Search, o direkt ChatGPT ile, onun da sağladığı veriyle donatılacak. Gibi bayağı bir AI üzerinde şey olacak, yani entegrasyon olacak Microsoft'un. Bu durum böyle Microsoft'ta. Bunu prediction'a çevirelim. Arkadaşlar 2023 kesinlikle AI'da önemli senelerden bir tanesi olacak. Nasıl ki 2022 önemliydi, 2023 de önemli. Şundan dolayı önemli, ChatGPT kitlelere gösterdi AI'nin ne olabildiğini. Biz de anladık artık. Herkes bu AI'nin neler yapabileceğini veya hani tam anlamıyla ne olduğunu yavaş yavaş görmeye başladı bu ChatGPT ile. Bunun etkileri olacaktır. Birçok şeyde biz yavaş yavaş bunları kullanmaya başlayacağız. Hatta ben şunu söylüyorum. Belki sana biraz deli saçması gelebilir ama ben ChatGPT'yi bizim yeni bir interfeysimiz olarak görüyorum. Yani nasıl ki klavye, mouse, hani ekran bir şeyler kullanıyoruz ya, hani giriş yapmak. ChatGPT de artık bizim sesle giriş yapabileceğimiz, yani bilgisayarla iletişim kurabileceğimiz aradaki yeni interface'miş gibime geliyor. Yani buraya doğru evrilebilir. Biz sanki hani şey olacak artık, yıllardır reklamı vardır ya, hani özellikle de bu hani futurist, mesela Microsoft'un futurist videoları olur, ne bileyim Apple'ın futurist videoları olur, orada hani şeyler vardır veya Google'ın futurist videoları. Hani bir telefon vardır işte, asistan gibi. Yani bugün hangi toplantılarım var, şunlar var, işte şuna öbür tarafa ertelesene filan. Bak görüyor musun, hani bir direkt bir interface'miş gibi ChatGPT bu eksikliği tamamlayabilir. Şu ana kadar vardı işte Alexa'lar, Siri'ler, herkes bu alanda çalışıyor ama natürel değil, anlatabildim mi? İşte zaten anlatabildim mi dememe de gerek yok. Herkes görüyor ChatGPT'nin neler yapabildiğini. Şimdi önümüzdeki dönemde şeyleri göreceğiz. onun böyle bir interfeys olarak birçok yere entegre edildiğini göreceğiz. Yani şuradaki mesela Windows butonu var ya, o butonun yerine belki bir ChatGPT butonu göreceğiz. Hani bir şey yapacağız, şu oğlum şu Outlook'u açsana diyeceğim. Ondan sonra Outlook'un içinde ya şu bizim müdüre bir mail yazalım diyeceğim. Hani ne yazayım diyecek. Ya şu dünkü toplantıda bir şey söylemişti ya. Hani notların arasında vardı OneNote'da diyeceğim. Hani gidecek bakacak. Ya onun sen şeyden cevabını bekliyorsun diyecek şu arkadaştan. Dur önce ona mail atalım diyecek. Çak bir tane onun şeyini öğreneceğimiz. Şöyle bir mail yazıyorum diyecek. Tamam gönder diyeceğim, gönderecek gibi uygulamalarını görmeye başlayacağız. Yani gerçekten önümüzdeki dönem bu AI ile o ChatGPT'nin hani anlayabilme, konuşabilme yeteneğinin entegre edildiği sistemleri görmeye başlayacağız ve bu beni oldukça heyecanlandırıyor. Personal assistant'ların yetenekli hale gelmesi gerçekten hayat. Ya bak sadece personal asistan değil işte bak onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu interface gibi düşünürsen sadece personal asistan değil yani birçok şeye bağlanabilir. Hatırlıyor musun? Emre ile konuşuyorduk ya, 2. bölümdeydi. Hani onu çağırıp ML, AI modelleri üzerine konuşmuştuk. Orada şöyle bir şey de söylemiştik hatırlarsan. Demiştik. AI hani yapmayacak, karar vermemizi sağlamayacak ama veriyi toplamamızı çok kolaylaştıracak. Hani birçok yerden veriyi toplayıp analiz edip bize karar verebileceğimiz bir done sunacak diye söylemiştik ya. Şimdi ChatGPT bunun yazmak yerine ben bunu ona söylemem yeterli olacak. Öyle bir sistem getirebilir bize. Yani ya hani az önce konuşuyorduk ya seninle, GPT'ler yok GPT diyorum, GDP'ler ıvırlar zıvırlar filan, biz bunu konuşurken abi oradan bizi dinlediğini düşün ChatGPT'nin, tak diye önüne oradaki rakamlarla ilgili oradaki şeylerle ilgili bir rapor çıkartabildiğini hayal et. Çok uzak değiliz bundan artık. ChatGPT bize bunu gösterdi diye düşünüyorum. Evet. Yani her birkaç ayda bir şeyler duyuyoruz, geliyor ve bunun frekansının artacağını beklemek olası. Bunu arkada destekleyecek bir business oldukça bunun gerisi gelir. Evet esasında. Abi, ya olacak da bir de de alakalı yani Moore kanunuyla alakalı. Biz bu yani Moore kanunu yıkılmadığı sürece abi ya 2000 bak şimdi 2023'teyiz. 2013'ten bugün Michael Fisher'ın videosunu izledim YouTube'da. Bu Mr. Mobile var ya, bahsediyor. Nokia PureWave 808 ve Lumia 1020 telefonlar vardı. İlk kamera telefonlar, hatırlar mısın? Böyle bildiğin hayvan gibi lens koymuştu için. Neyse abi şimdi o zaman gösteriyor o zamanki telefonları. iPhone 5 Samsung'da 10 sene öncesinden çok güzel. Lumia'ları hatırlıyorum da hatırlamadım. iPhone 5 o dönemleri düşün. O dönemleri düşün abi. Ya o zamanki ARM işlemciyle şimdi şunun içindeki ARM işlemcinin arasındaki farkı biliyorsun değil mi yani? Abi bile saymıyorum bak, biz Pentium 100'lerle başladıkları falan bile saymıyorum. Hani bugün bazı şeyler oluyorsa o gelişimin sayesinde de oluyor. O gelişim de devam edecek eğer Moore kanunu doğruysa. Şimdi bunu düşün. Önümüzdeki 2 sene, 3 sene, 5 sene bu hızlar. ChatGPT'yi şunda çalıştırabileceğiz abi. O birçok şeyi değiştirecek. Yani direkt computational olarak şunda çalıştıracağız. Olarak değil mi? Şu anda da çalışıyor API üzerinden de. API üzerinden çalışıyor. Tabii. İlginç bir... Ben AI'ye açık ve dürüst söylemek gerekirse değildim bu kadar. Adını sen söyle. Potansiyelini göremiyordum ama ChatGPT benim interface olarak AI'nin kullanılması konusunda gözümü açtı. Onu itiraf etmem gerekiyor. Ben AI'nin kuvvetli bir şey olduğunu zaten biliyordum. Hani diyorum ya, Azure servisleri olarak da var. Hatta AWS ile önceden çalışırken ben, bu daha primitif dönemleriydi, bu language modeller bir şeyler yapıyorduk here'da. Yani çok değildim ama bu tarz bir interface olabilme ihtimali bana o kadar gelmiyordu. ChatGPT orada benim acayip gözümü açtı herkes gibi. Ben o yüzden çok da heyecanlıyım hem de bu konuda. İlginç şeyler de olacak önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili bence. Bakalım. Göreceğiz. Peki hocam, AI dışında neleri görebiliriz acaba bu yıl? AI dışında abi otomasyon dedik ya. Yani şimdi zaten bu senenin prediction'ları AI önemli bir olacak söyledik masraf kesme amaçlı otomasyon. Masraf kesme amaçlı otomasyon söyledik. az şeyle çok iş yapmamız gerektiğini söyledik filan. Bunların dışında benim şöyle bir öngörüm olacak önümüzdeki dönem için, belki hemen bir sene içinde vesaire olmaz ama bu az işle, az kişiyle çok iş yapma olayına alışacağız gibi. Bu ne demek? Bence bunun bir şeyde baskısı olacak ekosisteme. Kubernetes konusunda geçen bölümde zorluklarını konuşuyorduk ya abi. Evet. Şimdi bu zorluklarından bir tanesi de neydi? Çok karmaşık olması, yönetilmesinin biraz zor olmasından bahsediyorduk. Hatta o zaman Container Apps'ten bahsettik mi hatırlamıyorum ama bunun böyle bir, mesela Azure'da bir Container Apps diye bir çözüm var. Kubernetes ama daha kolay yönetilen, daha managed service. Bu alanda Cloud Native ekosisteminde bu tarz çözümleri daha sık duymaya başlayacağız. İşi biraz daha kolaylaştıracağız gibime geliyor. Yani o stackler, Prometheus'lar, Kubernetes'ler, Linkerd'ler filan, hani artık bunlara manage olarak ihtiyaç duyacak insanlar, duyuyorlar. Hani çünkü az kişiler, çok fazla iş yapamıyorlar. Bunların daha böyle az zahmetli olması gerekiyor. Bence oraya doğru bir push olacak sektörde. Yani işlerin daha basit olması, daha otomatize olması, daha manage olmasının sağlanacağı tool'lar, yöntemler vesaireler çıkabilir gibime geliyor. Ki zaten çıkmaya da başladı işte. Container Apps niye var abi? Tabii canım. Bundan dolayı var. Senin var mı, geliyor mu aklına başka? Bu yıl için pek teknolojik olarak değil de pek çok taraf için, pek çok şirket için hani suyun üzerinde kalma yılı gibi olacak gibi geliyor. Bunların arasında tabii ürettiği şeyler satış imkanı bulan, birilerinin ihtiyaç olduğu, birilerinin gerçekten iş için ihtiyaç duyduğu veya gündelik hayatlarında ihtiyaç duyduğu şeyler olduğu sürece de faydalarına olacaktır. Bu açıdan belki satış performansını daha iyi analiz etmeyi sağlayan, müşteriye ulaşmayı kolaylaştıran, müşteriyi ikna etmeyi, çekmeyi kolaylaştıran, paranın gelmesini, satışın olmasını kolaylaştıran, hızlandıran ve masrafı azaltmaya yarayan hemen her türlü çözüm önceki senelere göre daha fazla rağbet görebilir. Daha fazla değer görebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl herkesin hani keşimize yapışalım, mümkün olduğu kadar az kaybedelim, şu fırtınayı atlatalım modunda olacağından bunlar değerli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında normal cycle'lar, hani teknoloji açısından hani framework'lere, infrastructure çözümlerine baktığımız zaman bunların üretim cycle'ları yine devam ediyor. Esasında bunlarda aksayan bir şey yok. Biz yine aynı ürünlerin yeni versiyonlarını görüyoruz, bug fixlerini görüyoruz, vulnerability'lerin kapandığını görüyoruz, servisler devam ediyor. Rağbete olmayan, hani hakikaten masrafı yüksek, getirisi düşük servisler kapatılabilir. Onların gittiğini görebiliriz dünyada. Ama öte yandan baktığımız zaman iş devam ediyor. İş devam etmek zorunda. Ölçeği değişebilir. Bir dönem bir sıkıntıya girebilir ama işler devam etmek zorunda. İşlerin devam etmek zorunda olması demek yine de kalifiye elemana ihtiyaç olması demek. Teknolojilerin ilerlemeye devam etmek zorunda olması demek. Tabii ki total bir kolapstan bahsetmiyoruz zaten. Tabii dünya durmuyor. Evet. Yani dünya, hani IT sektöründe bir çalkalanma oldu ama gene IT ile alakalı insanlara birçok sektörde hala ihtiyaç var. Hayda dijitalleşme. Ya biz bir sene önce bahsettiğimiz şeyler hemen bir anda ortadan kalkmadı. Sadece dönüşüm yaşıyor. Dönüşüm yaşıyoruz ama değil, küçülmüyor yani. İnşallah da küçülmez, zaten küçülürsek hani genel olarak küçülmüyor, onu söylüyorum. Hani hep diyoruz ya, tamam cycle'ın burasındayız ama cycle olarak ilerliyoruz yani. Hep o devam ettiği için de şeyler de devam edecek. Biraz işlerimiz zor olacak önümüzdeki dönemde hepimiz için. Belki bazılarımız işlerini kaybedeceğiz. Yani hepimiz yaşıyoruz bunu, bu realiteyi. Ama buna nasıl tepki verdiğimizde bizi belirleyecek anlardan bir tanesi olacak. Çok panik yapmaya gerek yok. Kendimizi hazır tutmamıza gerek var. İşleri biraz daha cost etrafında döndüreceğiz. Belki bu biraz inovasyonu kısıtlayacak ama buna da yapabileceğimiz bir şey yok. En azından bir dönem bu olacak. Esasında pandemide gelen, özellikle yazılım sektörü çalışanlarının uzaktan çalışmasının normalleşmesi. Çünkü hani pandemiden çıktık. Şu anda ben de görüyorum yani, uzaktan çalışma, Belçika'da uzaktan çalışma şöyleydi. Neredeyse zaten herkesin 2 gün uzaktan çalışması, çoğunluğun vardı zaten esasında. 1 veya 2 günü vardı. uzaktan çalışmanın gelmesi şey gibi oldu. Hani bunun haftada 4 güne, 5 güne, ayda birkaç gün ofise gitmeye dönüşmesine şey oldu. Ama bu çok küçük bir kısma, zümreye özel kaldı. Yani pandemi öncesi 2 gün olan, pandemi sonrası 3'e çıktı genelde. Şu anda hani yollara baktığımız zaman ben bakıyorum, gayet pandemi öncesi gibi yollar kalabalık, toplu taşım tıklım tıklım. Herkes her tarafa gidiyor, geliyor, şey yapıyor. Ama şu normalleşti. Teknoloji hizmeti aldığımız, kod yazan, yazılım üreten insanların uzaktan çalışmasının normalleşmesi önemli oldu. Ve bu kriz zamanında insanlara, iş arkadaşlarımıza, sektördekilere daha önceden olmayan kapıların açılması imkanını da sağlıyor. Şimdi uzaktan çalışma Tabii. konusunu konuşurken ne diyorduk? Uzaktan çalışma iyi güzel ama diyorduk hani bütün dünyayla rekabet ediyor hale geliyorsun esasında. Evet. Bu bir dezavantajıydı. Bütün dünyayla rekabet ediyor olmak zorunda olmak. Çünkü ama niye senin avantajı da var. Ama bir avantajı da var. Eğer içinde bulunduğumuz iş ortamı çok kısıtlanmışsa bu durumda bu ortamın dışı daha uzaktan, daha farklı ülkelerden gelebilecek işleri alabilme imkanı var şu anda. Pandemi öncesinde bu daha kısıtlıydı şu ana göre. Evet. Gene mümkündü. Tabii uzaktan çalışanlar yine vardı, hep vardı ama şu andaki kadar normalleşmiş değildi. Şu anda kimse şeye bakmıyor. Yani bir yazılımcı atıyorum Vietnam'dan çalışacakmış dendiğinde kimse olur mu ya Vietnam'dan yazılımcı mı çalışır demiyor. Artık bu şey kırıldı. Şey de mümkün. Ve bu bir avantaj. Önceden istesen de yapamayabiliyordun bazen. Hani şey var ya mesela Avrupa'da adam eleman alacak, nasıl alacağını bilmiyor. Artık onun servisleri bile çıktı ya. Evet, hani evet. Bu iş şey bile yapmıyorsun. Hani dünyanın istediğin yerinden eleman alabilir duruma geldin ve dediğin gibi bence de bunun hani avantajlarını da yaşayacağız. Bir global olarak çalışabilme imkanlarımız çoğaldı. Bu zaten Allah'ın emri. Yani ve bu her mesleğin elinde olmayan bir avantaj esasında. Her meslek bunu yapamaz. Pek çok meslek evet. yapamaz esasında. Dolayısıyla yazılımcı tarafı olarak bu konuda avantajımız var. Net bir avantajımız var. Abi olmaz mı ya? Hiçbir kimse bunu doğru düzgün yapamıyor. Ya bak ben eşim benim otomotiv sektöründe çalışıyordu. O şu bıraktı şimdi başka bir yere geçti şimdi. O da çip yapıyorlar artık da. Neyse o zaman abi ben evdeydim. Hani evden çalışabiliyordum. O haftanın 5 günü çalışmaya devam ettiği sürece gidiyordu. Çünkü fabrika abi burası, hani üretim devam ediyor, hani orada olmaları gerekiyor, öyle alışılmış, öyle şey yapılıyor. Şimdi işçi oraya giderken sen ben gelmiyorum diyemiyorsun ki filan. Hani biz tamam şeyiz, IT sektöründe böyle şey yapıyoruz da dünyanın birçok yeri de normale döndü yani biz de yavaş yavaş normale dönüyoruz ama dediğin gibi bir avantajı da şey oldu işte bu normale dönmenin dışında bu iş biraz normalleşti, biraz daha normalleşti. Özellikle küçük firmalar için en azından daha bilinir oldu. Böylelikle de bunu olumlu olarak sayabiliriz. Opsiyon sunuyor oldu yani. İnsanları içinde yaşadığı şehirdeki iş imkanları neyse onunla kısıtlı kalmak yerine eğer o ortamdaki imkanlar çok darbe almışsa, çok sıkıntılı olmuşsa belki birinci tercihi olmasa bile uzaktaki başka bir ülkedeki bir şirkete geçici olarak çalışabilme imkanı. Bunun bir opsiyon olması önemli bence zaten. Hani bunu değerlendirsin, değerlendirmezsin. Beğenirsin, beğenmezsin. O aynı konu. Ama bu bir seçenek olarak var şu anda. Eskiden böyle bir seçenek yok. Evet, öyle bir seçeneğimiz de karşımıza çıktı. Enseyi karartmıyoruz. 2023'ü bizce bunları önümüze getirecek ama çok da olumsuz değiliz diyelim ve yavaştan kapatalım mı? Ne dersin? Evet. Var mı son eklemek istediğim şeyler? Kapatalım hocam. Geldik. Kestik. Eklemek istediğim bir şey yok. 2023 her ne kadar çok tatlı konularla açmamış olsak da dediğin gibi enseyi karartmamak en önemlisi. Sakin kalmak. Opsiyonları iyi değerlendirmek. Seçenekleri iyi değerlendirmek. Açık fikirli, açık kafalı olmak en önemlisi. Öyle. Diyelim ve artık yavaş yavaş yayını da sonlandıralım. Arkadaşlar teşekkürler. 35. yayınımızda bizlerle birlikte oldunuz. Belki de dilimiz döndükçe şu anda neler yaşıyoruz sektörde. Önümüzdeki bir sene belki biraz daha uzun bir dönem boyunca da neler yaşayabiliriz. Kendi çerçevemizden, kendi bakış açımızdan sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım keyif aldığınız bir sohbet olmuştur diyelim ve bu bölümü de böylelikle kapatalım arkadaşlar. En erken 2 hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi seneler. İyi seneler.